Sevgili YouTube, hoş geldin. 6. bölümümüzdeyiz Elden Ring'in. Yayın dışı yine bir şeyler yaptım. Yaptığım şeylerden bir tanesi karakterin gittim biraz tipiyle oynadım yine. Sizin cephede çok fark edilmez muhtemelen ama biraz burun ve dudak oranıyla oynadım. O kadar fark edilmiyor ki. Ama olsun. Yani bu da bir şey yani. Ondan sonra kapşonu çıkarttım şimdilik. Kendimi daha delikanlı hissettiğime de karar verdim hayata dair. Kapşonu da cool'dum. Böyle de cool olurum diye düşündüm. Şimdi dünden sonra buraya tekrar geldiğimiz için amacım ve niyetim şu. Bir gidip Sarı Şövalye'ye tekrar bir dadanacağım. Buraya devam edeceğim ama Sarı'ya da bir dadanasım var şimdi. O yüzden Church of Elleh'e gidiyorum. Bir şöyle şurayı tam ekran yapayım. Unlisted'da bölümler bulabileceğinizi unutmayın sevgili YouTube. Videolara like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Oyunla ilgili coştuğunuz kısımları falan yazın, bir şeyler yazın. Bugün kameramda bir FPS düşüklüğü var, ona çok sinirim bozuk. Neye göre oldu bilmiyorum, dün bir elektrik gitti geldi. Herhalde bir ayarlarım resetlendi, bir şey oldu. Böyle bir el sallayınca falan FPS'im kendime düşük geliyor, o yüzden kamerama bakmayın, utanıyorum. Kurdu köpeği falan da almadım yanıma. Kapşonumu da takayım. Bir gün gelecek ve hiç salyalanmadan bu adamı geçmiş olacağız ve ulan bu herifi hiç salyalanmadan geçtik, helal olsun bize ha diyeceğiz, biliyorsunuz değil mi? Belanı versin. Ulan ilk düşüşte de ölmezsin be. Kız kalkınca bir düşünce bir kalkamıyor ha. Bir şeyini yanlış yapıyorum ya da basıyorum ben bu kızın herhalde. Şu kalkıp bir ata tekrar binebilseydim dövüş güzel devam ederdi ama düşünce bir kalkamıyor, anlamadım. İkinci bölümün sonundan geliyorum YouTube'dan demiş Erkin. Oo Erkin, neler neler oldu o zamandan beri. Bir kere daha deniyorum. Salyalanmadan chill chill. Efendi ilk girişte daha iyi dövüyoruz bu herife. Ha. Yayan kesmeyi denedik mi dojlayarak? Yok be.
Ne gerek var bir de? Burada şövalye şövalyeye kapışıyoruz. Ne öyle yayanmayan? Başta ne güzel döndük durduk etrafında, şimdi tabira gelip gelip çakıyor ha. Aşırı açılmayacağız ya bunu. Hasarı nereden aldık ya? Havada zıplarken silahından değil bir yerinden bir hasar çıkardı o. Attan mı yedik, götten mi yedik onu anlamadım. Ama beklemediğim bir yerden bir hasar geldi, o kitledi çok kötü. Ile vuruyor hasar ya. Güzel vurdu ha. Kalk kızım. Kalkamadım. Attan düşünce ayarlarımız kökten bozuluyor ya. Yana doğru böyle bir göt atma hareketi var atın. Bu ara onu yiyorum full. Etrafında döneyim diyorum. Halbert'ten kaçmak için. Bence yanında yer cücesi gibi atsız koşarsak bize vuramaz ve öldürebiliriz. Çeviriyorsun atını ya. Benim atım o kadar hızlı dönmüyor ha. Azıcık şöyle şövalye gibi git gel yapayım diyorum da atını çok hızlı döndürüyor şerefsiz. Dönme o kadar be kardeşim. O kadar da çevik olmayın be kardeşim. Biraz daha hantal olun. Bak 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 nasıl dönüyor şerefsiz ya. Ulan. Ulan bende keçi var, ben o kadar çevik değilim ben.
dur ya. Bizim at da çok kötü takılıyor hemen ha. Nereye gitti? Bir şeyler oldu FPS'ime. Siz de atlıyor mu bilmiyorum ama ben de atladı biraz. Geriliyor insan, zaten ucundan kaçıyoruz. Ses falan takılıyor artık ya. Geçtim FPS'i. Bu şartlarda alabilecek miydik yine de? Ah siktir. Kalk kız, kalk kalk. Kalk gerizekalı. Abi tek düşmede böyle geberip gitmeyin ya. Bir ikinci şansımız olsun ya. Yok. Kalkanı yedi, düştü. Düştükten sonra toparlayamadı. Olmadı. 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 Olmayınca da ne yapıyoruz? Ben ağzımı bozmak istemediğim için hızlıca bir dinleniyoruz. Sonra gidip şu kaleyi temizliyoruz. Bu atı aldık mı almadık mı endişesi daima kalbinizde yaşasın istiyorum. Yalnız bu FPS düşüşlerini de çözmemiz lazım. Şimdi bozmasam daha sonra bozdurur bu FPS düşüşleri benim şeyimi, ağzımı. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var ki bugün patch geldi buna. O patch'ten sonra bende performans düşüşü oldu. Yani patch'le beraber performans düşüşü gelmesi biraz üzdü. O yüzden ayarlarıma bakacağım 2 dakika. Borderless Windows'dayız aslında. Full Windows diyelim. Çiçek gibi yapmışsınız şu önü. Ne var tam yapaydınız ya? Yani evet 3080'li sistemde performans düşüşü almak biraz insanı moralmen üzüyor. Aa bu arada kalkanı yeniledim. Inventory'mde böyle bir kalkan varmış. Bunun farkında değildim. Şimdi şuraya biraz ismimi yazayım. Birileri beni çağırsın. Kaleyi daha iyi öğrenmiş olalım hem de. Bir yandan da kombatımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada yaratık var. Yani bunlarla
Kesin öldürdük. Ghost of Fingers, Satonara. Hey. Samuray, samuray, samuray oğlu. Samuray sen çek ben döveyim. Çek abim buraya. Çek 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 çek. Ulan o vursa ne güzel olur. Çek kral. Çek bakayım. Çekemedim tam çek. Seste hafif gecikme mi var ya? Bugün teknolojik olarak sıkıntılı bir günümüzdeyiz. AFK'landım adam inşallah benim yüzümden ölmez ha. Oha, hem de nasıl gecikme var seste? Dayan abi. Adama çok ayıp oldu ya. Abi teknik sıkıntılar yaşıyorum Samuray kusura bakma. Heh. Bu yüzden kaybetmişiz abi demin şövalyeye. Sesle gecikme olduğundan. Kulaktan oynuyordum ben şövalyeyi. Samuray dayan. Geldim buradayım koçum. Samuray'ın ne güzel oku var. Atıp atıp çekiyor, dövüyor milleti. Ulan Samur. Tank gelsen beni burada fena harcarlar gibi hissediyorum ha. Herhalde şeyden Kellay. Adını söyleyin. Şu dayı kim? Hayır ben de alayım bir okuya. Okuya tek tek çekeyim milleti. Ne güzel iş ha. Oku var diye adamı hileci muamelesi yapma. Dayı güzel bir şeyler çıktı mı? İyi günlerde kullan inşallah dayı. Ne güzel aldın vallahi Yaman dayı. Ne güzel aldın vallahi. Kılıcı da yanıyor benim abimin. Yaşıyorsun vallahi abi. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun abi yaşıyorsun. Bir şey demedik yaşa. Yaşa abi bizim için de yaşa. Yaşayamayanlar için de yaşa be. Peki biz ne yapalım? Peki biz ne yapalım abi?
Peki biz ne yapalım? Oo, loot'unu aldım vallahi abi. Al vallahi, ne güzel. Biz alamıyoruz, sen al. Alanlar alamayanlar için yaşayacak abi. Al. Al tabi abicim, al. Hakkın. Hakkın değil mi abi, alacaksın tabi. Oyunu sen kurdun ya, götür. Götür tabi. Yaşıyorsun be abi. Yaşıyorsun. İneceğiz dayı, ineceğiz, gel. Dedem. Dedem gel, ineceğiz buradan bak. Misafir soğuz valla. Bak abi, bunları şöyle döveceksin. Koşcan, koşcan. Haberin olsun. Öğren benden. Aynı okum vardı lan samuray. Düşme lan. Düştü mü? Düşme lan. Tamam. Samurdar oğlu da düştü zannettim. Oh, helal olsun lan. Vallahi hesapta biz misafir geldik, herifi izliyoruz ha. Abi dur, sen ev sahibisin. Ben yapayım. Bulaşıkları da ben yıkayayım. Yok kardeşim, gerek yok, sen otur. Olur mu abi, çok ayıp olur ya. Biz misafiriz abi. Estağfurullah abi. Oh, ateşini de yaktın. Ne güzel, potlarını da doldurdun. Peki biz ne yapalım abi? Biz ne yapalım? Doldur, gözümüz yok, doldur. Gözümüz yok. Doldur. İnşallah düşmez. Heh. Geçen ben düştüm çünkü aynı yerden. Ben düşüyorum abi, sen arkadan gel. Aa, bura adam dolu. Bunlar bak etmet bir şeyler yiyor. Burada koşarak geçelim Samur. Hiç bunlara bulaşma Samur'um. Bunlardan gelecek XP faizden de kızın. Samur. Karşılaştığı bütün mobları döven oyuncu tipinden galiba Samur. Samur'um, herkesi dövmeye ömür yetmez. Bazen de yürüyeceksin. Basacaksın yani. Samur'um ben öldüm. Şunun arkasına geçip 2 puan alayım derken beni harcadılar Samuray. Kendine iyi bak evlat. Seni özleyeceğim. Aga. O da öldü. O da öldü, görüyor musun? Bunlar böyledir abi işte. Harcarlar insanı. Hayvan oldu hayvan, yavaş ısır. Benim burada daha hızlı bir silah ihtiyacım var ya. Ben burada kolumu kaldırıp bunu savunana kadar beni üzüyorlar. Eldan kadir kıymet bilmiyor anne. Şuraya adım yazayım. Belki Samur gelmez ama illa birileri gelir. Ya burada da ses takılması oluyor ha. Ya bugün, ya dün var ya, bir elektrik gitti arkadaşlar. Kameranın UPS olmasına rağmen kameranın ayar bozuldu. Capture kartın ayar bozuldu. Canım sıkıldı vallahi ya. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Ellere kadir kıymet bilmiyor anne. Aa, 3 kişiyiz bu sefer.
Shrubinator ve Veldoran var. Allah'ım bir yardımcı olsan da yarabbim. Kameramın da FPS'i düzelsin. Kamera muhtemelen kendi üzerindeki ayarlardan gitti ya. Şuna bak. Çok kafaya takıyorum bu teknik sıkıntıları. Ama neyse, hadi bu bölümün sonunda uğraşalım. Biz dedik, bütün bossları çekmiş adamları çekmişsiniz üstünüze ha. Dayı ya, bütün adamları aynı anda niye çektiniz ya? Ne güzel 3 kişi toplanmışız diye seviniyorduk ha. Başkasının dünyasına gidince soul kasıyoruz ama ölünce soul'lar gitmiyor. Evet. Aynen öyle. Hem de haritayı da daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Bu çok iyi bir mekanik. Yani özel alanlara girerken gördüğünüz üzere bol bol sarı boncuk yazarak ölmeden gebermeden adeta risksizce bir şeyler öğrenebiliyoruz. Şöyle de ilginç bir şey oluyor. Ben buraya geri dön, buraya dönüp, buraya gelip kombatımı yapıp, ya bir şey söyleyeceğim. Buradan biz, ha, dayı koşsak mı? Delva abi, Delva abi, Delva abi, ben koşuyorum, beni takip et. Allah, Allah ya Rab, Allah ya Rab. Rabbim sen beni koru, FPS'imi yüksek tut. Koş abi, bırak koş. Lan köpekle ulaşılır mı? Delva abi. Oha. Ananı avradım. Ulan siz şövalyelerle uğraşmıyor muydunuz? Vay. Dersler alındı. Dersler alındı. Ulan bunlar her geldiğimizde burada normalde şövalyeyle vuruşuyor olurdu ha. Bugün gaza gelmişler. Yakıştı mı be abi? Yakışır mı size be? Boş mu şimdi bu yaptığınız? Yakışmadı abi, ben söyleyeyim. Yakışmadı. Boş değil abi. Köpeği ölüyorduk vallahi ha. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Neler kadir kıymet bilmiyor artık. Ben niye petrola düşmüşüm yine ya? Hayda. Ya yuvarlanma hızım düşmüş, yine fark etmedim. Yuvarlanırken uzaklaşamayınca uyandım duruma. Elime ikinci silah aldım diye herhalde. Hüseyin eyvallah, çok sağ olasın. Oha, heavy load'a geçmişim hem de. Zaten. Kalkandan bence ha. Bu kalkan 7 kilo çünkü. Ha, yine geçeyim şövalye zırhıma. Boşu boşuna bir posta dayak yedim. Şu yuvarlanma hızı arkadaşlar, fetrol dediğim bu arada. Bak şimdi de ses çatırlamaya başladı. Ulan dün bilgisayara ne oldu hakikaten ya? Maalesef. Biz
kimse yaşarken geldi koyuna. Nere kadir kıymet. Nerede benim ürünlerim? Ay hem de nasıl pis bir yerde kalmışlar. Sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldi koyuna. Her kadir kıymet bilmiyor anne. Emler, okun mokun var mı lan? Bizde bak samuray vardı, bir tane ok atıp atıp çekiyordu bunları. Yandan yandan mı gidelim diyorsun? Ben sana uyarım kardeşim. Bence koştak geçeriz burayı Emler. Koş lan. Koş Emler. Kendimizi rezil ettik, herifi de rezil edeceğiz. Emler koş oğlum, koştun mu lan? Aa kanka ne uğraşacaksın, gel oğlum. Emler. Emler. Gel dayı gel. Bırak itinen köpeğinle uğraşamazsın dayı. Dayı onların itliğiyle köpeğiyle sen uğraşamazsın. Vay benim kardeşimin ardına ardına ne vurdular be. Yettim kardeşim. Aa işte böyle double kill atacaksın Emlercim. Bunu ben aç. Emler bunu aç lan. Herif içinden küfür ediyor bana. Dayı. Şş. Çocuk. Bak şunu aç. Önce de vuruyor ha. Güvenmiyor musun lan bana şerefsiz? Ben seni mimiye mi getireceğim? Biz bize yaşarken geldi kuyruğuna. Hemler iyi vuracaksın aslan. Hadi bakalım. Hemlercim buraları mesela kaçarak geçmeye çalışanlar oluyor. Kaçarak geçmeyeceksin dayı. Tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Duyuyor musun beni? Ulan. Hacı ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Deli deli yaptık kendince. Götüme bakma lan. İşte kadın karakter oynamanın da böyle bir paniği var ya. Heh. Emlercim gel. Bak burada iki tane goblin var. Bunlardan da parça al. Orada bir loot var. Herkes alıyor. E gel gidelim lan. Gel gel. Hemlar. Hemrut. Hemlar'ın kızı. Üf, bak ya. Onu da al, orada bir şey var, herkes alıyor. İyiyim kardeşim, afiyet olsun. Hemler içinden diyor ki ulan diyor. İnşallah bu beni düzgün bir yere götürüyor. Oraya değil lan. Ulan hayvan gibi koşuyorsunuz oraya. Gel buraya gel. Benim peşimden ayrılma bak Emler. Buralar sakat mekan Hemlocum. Burada seni üzerler. Burada çok dikkatli olacaksın. Mesela adam mı var? Vuracağım. Bunları da zıplayıp vuracaksın Hemlok.
Helal olsun. Hemlock vura vura gidiyor. Biz de bir şeyler anlatacağız zaten Hemlock'a. Gel lan gel buraya gel. Gel buraya gel Apache. Şş. Çocuk. Çocuk. Ha. Yandan atlayacaksın aşağı. Emlarcığım bu oyunda biraz dikey düşün canım. Korkma lan. Ana. Çok korkuyorsun Emlar. Bu kadar korkma. Korkanın çocuğu olmaz demişler. Yürü. Ah Emlar. Anan Emlar. Düştü herif. Ulan Emlar. Ha şu düşünce de şu yana düşülüyormuş lan. Gel gel. Emlar koşacağız buradan. Bir daha. Keyifsiz birisisin Emlar ha. Ha ne oldu? Gördün mü benimkini? Ha? Çere çöpe saldırdın, dayağı yedin. O biraz sert adam ha, dikkatli ol Emlo. Sinem hoş geldin, yeni abonemiz olmuş. Hemlock geliyor mu? Helmut'un kızı. Hah bak burada hazine var başkan, bunu al. Bunu almadan bırakma. Ben sen hazineyi al diye çıktım buraya. Tabi. Uğraşılmaz Emlar, yürü. Emlar yol nereden lan? Ben buranın devamını bilmiyorum. Buralarda hep öldüm. Şuradan mı acaba? Buradan mı atlıyoruz lan acaba? Emlar bence buradan atlıyoruz başkan. Bak. Hop. Aynen. Hemler buradan olmayabilir ha. Geldin mi lan? Geldi vallahi. Hop. Vay Hemlerim benim ya. Hemler şunu dövme lan. Ya hak. Ya hıks. Ya hops. İyi gidiyoruz ha. Ay. Bakın burada tahtalardan ineceğiz yiğitler. Yiğitler bak bu tahtaları tutturamazsanız düşer ölüsüz vallahi. Çok dikkatli olun benim gibi. Zerafeti ustalıkla birleştirmeniz lazım buradan inebilmek için. Aa ölmemiş köpek. Silah bak.
Hemler gel, ışık var. Gel. Otur kardeşim, dinlen ışıkta. Sen dinlen tabi. Sen dinlen. Biz itiz ya. Biz dinlenemeyelim. Biz itiz. Sen dinlen kardeşim. Kusura bakma. Kusura bakma, sana da ayak bağlıyoruz. Hemler böyle sakat gibi bizi yanında taşıyorsun. Kusura bakma kardeşim ya. Sen eğlen Hemlercim, eğlen. Biz burada iyiyiz. Tek ben zor geçerim ha, kalabalığa bak. Oha, sırtımda ne var lan? Kim vurdu lan beni? Hemler hiç ite köpeğe takılmadan boss'a yürüyelim. Ya ama it köpek bize takılacak. Gel bakayım şu taraftan gitmeyi deneyelim. Hemler bak, uyanlar boşluk, kuzum düşme ha. Düşme yani. Düşme kuzum. Korkma lan, gir, korkanı çocuğu olmaz. Yürü. Yürü. Bu ne abi, adam bastıkça basıyor ha. Hadi bakalım aslanlar. Oldu bu iş. Bu iş biter. SGG tek attık boss'a. Nerede boss? Başlangıçta gözükmeyen boss'lar çok pis oluyor ya. Ya bunu çok el ayağı oynuyor ya. Yapıştırın aslanlar, acımayın. Ne hareketler öyle ya. Aldık aldık. Aldık aldık. Korkmayın, korkanın çocuğu olmaz. SGG. Böyle olur kardeşim. Hey. Bu işler böyle olur. Hı? Ben niye bundan arasında çıktım lan? Yolun çoğunu gördük. 6000 tane de ruh var üzerimde. Ben gider bu 6000 ruhu harcarım ha. Çok güzel meydan dayağı attık boss'a. Yalnız şimdi ben bunu tek başıma nasıl yapacağım, ona bakacağız hep beraber. Şu 6000 ruhu bir bozduralım. Bir bankaya bir koyayım ben bunları. Ver, can ver. Başka? Oo, artık bir seviyeyi de 4500 boncuklu atlar olduk ha. Eskisi gibi değil vallahi piyasalar.
CS selam. Souls-like oyunları oynamadığım için Elden Ring almadım. Sen tatlı tatlı oynayınca da dayanamadım, alayım diyorum. Oyunun zorluğu nasıl sence, oynayabilir miyim? Yani Semih, işte tatlı tatlı oynarsan oynarsın bence. Yani valla işte Souls oyunlarının ben sevdiğim tarafı o ya. İnsanın biraz kendi kendini tanımasıyla alakalı Souls oyunları. Hemen cayıyorsan Souls oyunlarında ilerleyemiyorsun. Tatlı tatlı kendi ritmimde gideyim diyorsan keyfin yerine gelebilir. Yediğin dayaktan sonra psikolojin bozulacaksa, hayvan gibi kafaya takılacaksan istersen girme. Senin bileceğin iş. Yani bence Elden Ring'i herkes oynayabilir ama önemli olan bence bu oyunda insanın yediği dayağa ne tepki verdiği. Mesela ben az önce bir bok yedim, herkesi üstüme çektim. Bu benim için hiç iyi bir şey olmadı. Ulan helal olsun ha. Buradan bunlar üstüme koşar, ben de bunları kolay farmlarım diye düşünmüştüm. Baksana. Ulan ne akıllı bıdıksınız siz be. Vallahi akıllı bıdıksınız ha. Harbiden akıllı bıdıksınız. Bir de oraya çönmüşler, onlar bana pusu kurdular. Resmen ava giderken avlandık ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ava giderken avlandık. Çöle giderken çöllendik. Kuma giderken kumlandık. Taşa giderken taşlandık. Az önceki boss'un adına baktın mı? Yampir Yumpir Aslanoğlu'ydu ismi. Aa, bir yerde biri öldü, bana 50 hit point geldi ha. Ölün lan pis köpekler. Lan niye buna saklanıyor mesela? Vay arkadaş ya. Bu heriflerin götü başı çok oynuyor ya. İdare edemiyorum bunları kombatta.
Evet. Bu da bir yöntemdir. Oo, Kalaydor çıktı. Arkadaşlar. Ananı avradın ya. Ulan nereden doydun da gördün de geldin sen ya. Vay arkadaş ya. Neyse dur bakayım. Claymore'u tutamıyorum daha. 13 dexterity istiyor çünkü. Hayda. Oo, güzel. Ben bu Claymore'a geçip bir de Claymore'u holy yaparsam çok güzel silah olacak elimde. Dexterity'm 12 şu an. Bir seviye atlayıp 13 yapsam bu iş çözülür. Güzel. Harika. Muhteşem. Herifler hakikaten range'li bir şey olmadan geçmek iş ha. Bakalım geçebilecek miyiz yani. Ben selam söyleyin Anadolu'ya. Gittim helal olsun. Gittim gözüm yaşlı. Ben ne uğraşacağım lan? Bu aşağısı ne acaba? Oha! Bu herif nereden bizi gördü de geldi acaba? Oo. Burada bir range'de arkadaşlar uzaktan görüyormuş co-op gelmezsem. Burası çok kötü oldu ha. Kalk lan! Kızım sen gerizekalı mısın? Niye düşünce kalkamıyorsun ya? Aptal mısın ya sen? Boss fight'lar da hadi neyse de yani bu nedir lan? Fındık fındık olduğundan dayak yiyince de yatıp kalma yerde ha. Yere mi düştün? Hop diyeceksin kalkacaksın. Şöyle bir zarafete dokunayım da kendime geleyim. Biz bu kızın babasına mektup verecektik. O kızın babası nerede acaba ya? Dayı ele de dişik, bele de dişik yani. Hıyyyy. Nereden düştün sen ya?
Ulan arkadan saplar diye gidiyorum, arkadan saplamıyor. Demin 3'te 3 saplamıştık ya biz bunlara. Nerede hata yapıyorum acaba? Peki. Şimdi asıl mesele şu. Bu arkadaş bizi hemen görecek mi diyordum, hemen gördü. O yuvarlanarak geliyor. Nasıl da çirkin bir şey ya. Evet. Yani çünkü ne gerek var? Twin Blade talisman. Aa. Aa evet lan, bütün fragmanlarda Twin Blade vardı. Enhances final hit of chain attacks. Chain attacks. Bu mantıklı geliyor aslında yani. Öte yandan buradan düşerken bu herif bizim ağzımıza çakıp gebertecek bizi değil mi? Nerede lan herif? Daha da kötüsü, herif ortada yok. Ha oradaymış. Çok kötü öleceğiz. Hak ettik ama. Ha ha! Bugün de ölmedim anne. Yine heavy roll'a geçmişiz biz ya. Oh! Anan avradını! As sikti! Arkadaşlar çok özür diliyorum. Kulaklarınızı kapayın, seks işçileri de alınmasın. Orospu çocuğu takip etmiş bizi, görüyor musunuz? Kusura bakmayın, bu küfür etmem lazım. İtoğlu it, sen nereden geldin oraya kadar ya? Sen nereden geldin oraya kadar ya? Niye geldin ya? Hayvan oğlu hayvan. Ta oradan kalkmış gelmiş. Şerefsiz, memleketten kan davalısını vurmaya gelen Davaro gibi gelmiş oraya kadar. Ulan gitsene. Git, karınla seviş, evine gitti ya. Çocuğunu okşa ya. Hayvan ol hayvan. Ne geldin? Nasıl sattım ya? Anasını tarikat yurdunda konaklattığıma bak ya. Kusura bakmayın, hala da küfür ediyorum da. İnsan sinirleniyor, biliyor musunuz? En son ettiğin toplumsal gerçekçi hakaret biraz ağır oldu abi. Evet. Ağır olsun istedim zaten. Ağzımız alışmış. Ha birebir oçe deyip duruyoruz.
Halbuki tarikat yurtlarına düşesin inşallah gibi hakaretlerle çok daha fazla insanı üzme ihtimalimiz var. Aa, kırbaç çıktı lan. Kırbaç mı? Ya dexterity istiyormuş bir sürü ya. Üf, olsun ver. Deneyeceğim yine de. Ha ha. Ha? Ça! Aa, şerefsizler sizi. Ne oldu lan? Ha? Kaça level atlanıyormuş? Belki bir level atlarım. ...4800 istiyormuş arkadaşlar. Yedirmezler bize bu level'ları, yedirmezler. Kırbaç güzel olmasına güzeldi arkadaşlar. Dexterity'miz yetmiyor ya. Hasar az vuracağız muhtemelen. Ay burada... Burada ben kesin ölürüm lan. Burası çok kötüydü. Hem baltalı şerefsiz hem uçan şerefsiz vardı. Peki burada şöyle bir şey denesem. Kalk lan uyuma. Belki düşer dövüşmeye çalışırken benimle. İnce köprüye çekeyim onu. Zekalı, ilk hasarı yemeden ikinciyi niye yiyorsun? Aptalsın çünkü. Evet. Kanatları olmasına rağmen fall damage alan aslanı da aşağı attığımıza göre... Ah. Doğu Perinçek nerede ya? Düştü mü lan? Ananı. La bunlar düşmüş ve ölmemişler ha. Aşağıda fink atıyorlar hala. Abi işte. Hiçbir işimiz düzgün gitmez ki bizim. Oyunda demiyor ki hadi CS bu da benden. Demez abi. Demiyor yani. Bu da benden olsun dememiş yani. Neyse şu üzerimdeki nakitleri koyayım bari bir yere. Ulan fazla kırdık bu sefer de 5500 XP'miz oldu. Neyse. Ha şu dexterity alayım bir puan da. Kalaymor alacaktım elime. Kalaymor, kalaymor, kalaymor oğlu. Bakayım şu kalaymora bir. Aynı silah be. Ama şöyle bir delik yapabiliyor muyuz acaba? Oo. Şimdi işler karıştı işte. Çift kalaymor. Yüzümün haline bak. Ne? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Aşırı dartmadı hasarım yani ha.
hareketlerini saçmalığına bak, inanılmaz şeyler yapıyorum. Bu hasar mı veriyor lan bana? Aa yo, tamam. Ben hasar alıyormuşum. Aaa. Lion's Claw diye bir şey basa basa kırmışım zaten. Büyü harcamışız bayağı demin. Dur dayı, bir dakika, ben dövecektim ya. Evet. Tabii çift silahla dövüşmenin de kendince zorlukları var. Ne güzel, Tsubasa gibi döne döne döverim zannediyordum. Hiç dövemedim. Neyse, CPD Kenny Bey. Kalayım ara blessleri milesleri atayım, ondan sonra geleyim buraya geri. Marry that girl. Marry her anyway. Rejection diye bir tane büyüm var ya, o nasıl çalışıyor görmek istedim de biraz. Nasılsa artık boss'un önüne kadar geldim ve aşırı böyle şey değilim. S.A. Rejection! I reject you! Aa, 16 experience veriyormuş bunlar topu topu. Hadi bakalım, gidiyorum boss'a. Çok kötü dua yiyeceğiz biliyorsunuz değil mi? 3 kişi dövmek var. Birebir de almak var. Bunların hepsi farklı insan. I reject you! Bastık. Bosslar yemiyormuş üzeri. Wow. İlginç bir taktik keşfetmenin de işindeyim ha. Dur bakalım, dur. Hiç meydan dayağı değil ha. Kontrollü gitti bayağı. Ben sadece yani kalkan yerine tuhaf bir eşya kullanmaya çalışıyorum. Haliyle işler karışıyor biraz. Şuradan hızlı gider miyiz bosa acaba? Gidermişiz. Yürüme yolu varmış burada. Oh rejection. Yüzümün haline bak. Oha. Ya öf, şu aradaki mezar taşını oraya çekip rejection atayım diye kastım da. Anladınız mı taktiği? Şurası boş ya. Ya ulan ağız tadıyla bir şey denetmiyorsunuz ha. Şerefsiz. Mezar taşının arkasına vurdu. Yani. Ben savursam vuramam o mezar taşının arkasına da işte. Adam boss olunca arkası sağlam abi, yapacak bir şey yok.
Yapacak bir şey yok reis. Adam boss. Adamın arkası adam. Senin benim gibi değil adam. Adam birisi. Onu korurlar. Böyle düşmez ki bu. Ah be. Şu rejection sevdamdan vazgeçeyim. Daha sonra fantazi olsun diye ileride denerim. Güzel hareket aslında. Böyle çat diye birisini geri itmek. Casting süresi yavaş ama. Rejection sevdamı şimdilik bıraktım. Ne yapalım? Denemeyelim yeni şeyler ağalar. Chill Souls sözü verdim ben size. Yeni şeyler deneyeceğiz bu oyunda. Küçük küçük sürprizler yaptı bize. Ulan rejection denerken yemediğim hareketi hadi gidelim düzgün oynayalım bu sefer dediğimde yemem peki. Hiç şaşırtmıyor oyun ha. Daha doğrusu hiç şaşırtmıyor derken her seferinde şaşırtıyor yani. GPT'ik anyway. Sardı. Ulan ne döndüm be? Adana avradını. Ölme lan. Abi öldüğümüz yere bak. Abi öldüğümüz yere bak ya. Aa kurt aldı lan. Gördünüz mü? Ben geberdim. Ben geberene kadar ben böyle yavaş geberiyorum. Ölüyorum. Fiyatı geberirken orada kurt götürüldü. Sırf öldürdü. Aa inanamıyorum. Gerçekten aldın mı? Great enemy felt filan dedi lan. Şu an aldım mı almadım mı emin değilim. Ne düştü şerefsizden? Aa düşmüş düşmüş. Grafted blade great sword. Ah. ama XP'm 0. Ulan. Aa orası boş kalmış ki gidip XP'mi alabilirim. Oha.
Ya çok güzel değil mi? Ya yeni kılıç düştü bu arada ve arkadaşlar düşen kılıç 40 STR istiyor. Oo 3800 XP alırım bir dal. Aman iyi iyi memleket iyi gidiyor. Arkadaşlar ölsen bile yavaş öleceksin. Böyle öleceksin bak. Ne olacağı belli olmaz. Topun nereden döneceği belli olmaz arkadaşlar. Ölecekseniz bile yavaş ölün. Ay çok eğlendim. Evet. Evet, bir tane taştan rektum için geçtiğimiz çile yediğimiz çileye bak. Ne oldu şimdi biz buraya kadar gelince? Bir kocaman göt deliği bak duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o yaralı rektuma. Evet. İnsan bu noktada daha doyurucu bir şeyler bekliyor artık yani. Yeni oha. Has, yeni silahıma bakın. Game of Thrones kılıcı. Millet otururdu biz savuruyoruz. STR 40 olmadığı için tabii bunu biz boş sallıyoruz arkadaşlar. Boş sallamaktan da kastımı göreceksiniz şimdi. George R. R. Martin'e parayı bu yüzden vermişler demek ki. Abi biz kılıcın içine kılıç koyacağız. Okey misin? Koyayım ben. Yani gördüğünüz gibi daha kuşa muşa hasar vuramıyoruz. STR 40 istiyor çünkü. Yani elinde tutarsın da bir işe yaramaz. Ya şu an bu Claymore'un hasarı iki kere upgrade ettiğimiz şeyden daha yüksek. O yüzden Claymore'a geçiyorum silah olarak, haberiniz olsun. Claymore'a Secret'ı taktık şimdi. Ulan helal olsun kurtlarıma be. Tweet atmışımdır. Abi oyunda gerçek Claymore da var bu arada. Gerçek Claymore bu. Sen Guts'ın silahını diyorsan Guts'ın silahı da var tabi. Ama Guts'ın silahı ilk Dark Souls, yo Demon Souls oyunundan beri var. Bu serinin yazarı olan Hidetaki Miyazaki, Hidetaka Miyazaki. Büyük Souls sevicisidir yani kendileri. Peki kızın babası varmış hesapta burada. Hatırlıyor musunuz? Gidip kızın babasına mektup teslim edecektik. Ben şu an onu...
Kızın bey babasını bulmak için biraz geri dönüp burada birazcık daha gezeceğim. CS ben de Confessor oynuyorum. Rejection nasıl aldın? Belki Round Table'a git. Round Table'daki adam 1000 liraya satıyor. Abi biz bu hikayede neyiz? Sevgiliyiz. Nişanlanacağız yakında da. Kızın babası Kalaslardan düştüğün yerde hapisteydi abi. Harbi mi? O zaman uzun yolu gitmeme gerek yok. Az önce beni kurtardın dostum. Kalaslardan düştüğün yerde hapiste diyorsan şurada olması lazım. Farelerden nasıl bir meydan dayayı? Orada şu adam mı? Ölmüş. Farelerden yediğim meydan dayağı da kötü oldu ama. Farelerden gideyim XP'mi geri alayım ama o değil yani. O konuşabileceğimiz bir yerde durmuyor ki. Nasıl olsun? Her şey geç. Ya çok güzel bir gelişme var. Claymore'un ağır hareketi saplama ha. Savurma değil. Öteki savuruyordu değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Ay yaşasın be. Oh be. Elim inanılmaz rahatlayacak benim şimdi. Claymore da saplıyor. Stratejik kullanımımız 15 katına çıktı ya. Küllerimi. Yani burada biri var ama. Kızın babası mı emin değilim. Kızın babasını da arayayım biraz. Ne de olsa kız dedi. Benim bey babamı vurup bu mektubu ona verebilir misiniz dedi. Umut Avcı teşekkürler 500 yıldız için. Bunu oyun senaryosunu yazanlar düşünmüş müdür acaba? Şey mi? Kurtların öldürme ihtimalini mi? Düşünmüşlerdir ya. Burada da değil kız babaları. Ay aşırı rahat edeceğim ha bu saplama hareketiyle. Ulan. Tamam köpekler ağzınıza sıçayım tamam. Öf. Hiçbir şey koymuyor da şu itten köpekten dayak yediğim de harbiden itten ve köpekten dayak yediğim de çok sinirim kalkıyor şu oyunda. Diyorum ki bir sürü şeyine baş ver geliriz 2 dakika sonra geçeriz ama yani. Yani böyle çerriden çöpünden köpekle uğraştırmaları çok asabıma dokunuyor ha. Daha bir de bunlar da mantarlı diyarda adam kadar aç köpekler vardı ya. Onlar daha da fena edecek bizi. Çok seviyor bu herifler asap bozucu köpekler koymaya şu oyunları ya.
Benim de en gıcık olduğum düşman tipi. Kılıcından alev çıkan izbandut şövalye gelsin 75 kere dövsün eyvallahım da. Harbiden köpekle uğraşınca çok canım sıkılıyor. Köpeğe inanılmaz sinirleniyorum. Şu duvarın öbür tarafında bir büyük şövalye var. Ona gitmeye çalışıyorum da. İşte itilen köpekle uğraşıyoruz ha. Şöyle bir silah değişikliğine gittim. Ben hızlı kılıca geçtim. Bir de köpek çağırayım arkadaş ya. Madem köpek var. Hadi bakalım. İti ite kırdırmak lazım. Ben mi uğraşacağım? Sinirimi bozacağım ha. Sinirimi bozacağıma ecdada sığınırım arkadaşlar. Bana ne yani? Şimdi şu gideyim büyük paşaya bir bakayım. O büyük paşa neciymiş? Kendisiyle bir konuşmak isterim. Kolay gelsin baba yiğit. İçinden canım. Her şeyi bekleydim ama adamın içinden adam çıkacağını beklemeydim. Peki adamın babası buralarda değil. Kızın babası. Rejection'da bir tanesini aşağı attım ha. Bu rejection güzel hareket. Peki kızın bey babası nerede? Burada olabilir mi?
Kızın bey babası buralarda da değil. O bey baba. Steel Wire Torch diye bir şey çıktı. Ne ki? Torch, Steel Wire Torch. Oo, 109 vuruyor lan Fire. Nasıl yani? %9 hasar çok lan. Elimizdekinden çok vuruyor olabilir mi gerçekten? Ha, şurada bir tane loot kalmış bir parçaya mahsus. Ha, süper. Samındaroğlu Mefruşat. Da diyor ki babama mektup götürür müsün? Ablacığım mektupluk halim varmış kalmış. Şu kalenin haline bak ya. Okay. Bak şuradan aşağı bir gidiş vardı gitmek. Yahu. Yani şu kekodan bu dayak yemeyelim artık ya. Ya inanılmaz, bütün o yolu bir daha geleceğim şimdi ha. Baskın yedik ya. Vasat itlerden dayak yemek hakikaten yoruyor ha. Varım abi yen. İyi varım. Şu aşağısı geldiğimiz yer değil mi? Yes. Burası neymiş? Aa, burası ne lan böyle? Ulan?
Deminki avluya mı çıkıyor bu? Ana! Paşalar. Ha, buraya kısa yol vermiş burada. Hiç demeysiz ba. Paşalar. Ha, buraya kısa yol varmış. E bir daha buradan geçelim bari lan. Ne öyle? Patates kafa. Pam pam pam. Burnunu karıştır, kulağını karıştır. Uğraşamayacağım, uşakları sizde. Aa, burada da bir yer var. Bakalım burası neymiş. Geliyor herifler ha. Bunlar da yani mübarek. Peşimizi bıraksalar maaşlarından düşülecektirler. Bana yazardılar abi vallahi. Dayı git işte, ne işin var benimle ya? Neyse. Bakalım burası neymiş böyle. Bak 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 bak. Eliniz ayağınız oynamasın be oğlum. Bir de sürekli bir hit point ile hayatta kalmaları. Smithing Stone. Aa, burası da aynı yere bakıyor. Okay. Wow. Doğrudan atıyor artık. Atmayın kardeşim, atmayın. Ok atmayın. Burnunu karıştır. Şurada bir tane daha şey var ha. Tamam. Ya hay babanın kemiği be oğlum ya. Nelerle uğraşıyoruz gerçekten ya. Keşke hafif bir silah olsaydı üstümde. Düşmanla da uzun uğraşılmıyor be anneciğim. Yoruyor. Peki şurada bir yol daha vardı. Bu kızın babası ha nereye dur? Buradan inince de bir yerlere gidiyoruz belli ki. Buradan inince de pis bir yerlere gidiyoruz. Neyse kısa yol bulduk en azından. Left mi? Hmm.
Daha 40 strength'lik kılıca gideceğiz arkadaşlar. Birazcık üzerimizdeki nakit harcayalım. Buradan geri atlayamıyoruz şimdi değil mi? Tabii. Çünkü öyle. Because fuck you, that's why. Bütün yolu geri yürüyeceğiz şimdi. Nasıl yürüyelim? Yani babayı bulmak boss'tan daha zor oldu ha. Hadi boss'a bir kere gittik kestik tamam. Yani sabır testi oldu iyice. Biz sabredeceğiz hadi bakalım. Babaya mektubu verince ne çıkacak onu da bilmiyorum da. Kız da kör şimdi yani. Kör kızı da sahipsiz bırakmak istemiyorum. Da bir şey diyecekse desin yani. Aa kısa yol vardı lan. Kısa yol, kısa yol, kısa yol oldu. Hem kısa hem uzun bir yol oldu. Oraya da vurma. Hayat evladı, oraya da vurma, oraya da vurma artık. Onun geliyor bir de. Aa. Aa. Peşimizden tırmanıyor bir daha. Oğlum maaşınızdan mı kesecekler? Neyin heyecanı bu? Yürü lan. Oğlum git. Aa ben düştüm bu sefer. İnanamıyorum ya. Gerçekten maaşınızdan mı kesiyorlar acaba ya hakikaten? Oldu tamam. Vakit kaybetmeyelim dedikçe adam diyor ki yok abi gel beni öldür ya öldürem tamam. Ama yani bu nedir ya hakikaten? Ben baklava dağıtıyorum mu dedim acaba? Neyin öfkesi yani bu? Ha baklava mı? Bir de ölmüyor şerefsizler vurur ha. Bunlar ne içtiyse bana da aynından yani. Kılıçlar, kılıçlar, kılıçlar. Dayı sen tutuyor musun ya burayı? Dayı? There's a face I've not seen before. Hadi bak babaya. Biraz daha geniş otursaydın abi. Çok özür dilerim. Bir yerlerine beton yetmemiş dayının iyice geniş oturmuşsun. Başka türlü sığamıyorum yeğenim. They gave me good service or so I thought. But it seems it was all an act. İşçiler diyor ayaklanıyor diyor. Evet işçi. İşçi tetiklerinin kuyruğu var abi ondan da mı şüphelenmedin? I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this by way of apology. Ne verdin? Sacrificial Tivik mi? Bu ne abi? Ah kızının mektubu var bende. Aynen. Borçluyum diyor ama şu an gidemem. Kale düşse bile komutan olarak ben kalmalıyım. Abi o iş tam öyle çalışmıyor. Gemi kaptanları o.
Sword of Morn yanlış ellere düşmesin diye. Sword of Morn nerede? Sword of Morn sende mi? Ya ben boss'u kestim işte mesela ya. Boss'u kestim diye sen Sword of Morn'u bana mı versen ya? Adam hala diyor ki işçiler ayaklandı falan diyor. Sen bize dal verdin dayı. Dayı bize dal verdi, dal. Ne yapacağım ben o dalı? Bir laf geliyor aklıma da. Ha? Yani ağzımı bozmayayım, bozmayayım diyorum şu aşamada. Tutayırım kendimi, bak aksanım şivem kayıyor sinirden. Nerede lan bu verdiğin item? Eşya ulaşacak, ha talismanmış, ne? It will be lost on that in place of runes. Aaa! Ne diyorsun? Ne diyorsunuz ya? Arkadaşlar öldüğümüzde ürünlerimiz dökülüyor ya, para yani. Onun yerine bu gidecekmiş. Paramız bizde kalacakmış. Bu bir kere gider. E abi? Sonra? Lan? Gerizekalı, 78 kere ölüyorum ben oyunda. Ya yemin ediyorum adama dalsam mı dalmasam mı diye düşünüyorum şu anda. Allah senin cezanı versin, gidiyorum ben. Ben diyor buradan gitmeyeyim ki diyor. Morn karesinin kılıcı düşman ellerine düşmesin diyor. Gerizekalı. Sinirim kalktı yemin ediyorum. Gözüm seyirdi şu an sinirden küçücük. Ulan şuraya gelirken benim yaktığım enerjiye çabaya bak, bir de buna bak ya. Buradan gidiliyor mu acaba? Allah kahretsin ya. İnanamıyorum ya. Allah belanı versin senin. Dal verdi, dal. Ben bu herifi unutmam. Ben bu herifi unutmam. Aylar, yıllar sonra gelirim, yine karşısına çıkarım. Peki bu sarı boncuk ne ya? Böyle bir sarı çizgi esiyor buraya doğru. Ben burada ne yapacaktım acaba? Ben bu herifi unutmam. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim, ben bunu unutmam. Ben buraya geri dönerim. Açık dünya öyle değil misin ya sen? Ben buraya döneceğim. Demek bütün kaleyi öldürdün ve kızımı kurtardın ha? Al bakalım. Sana bir kaşık veriyorum. Kız da gitmiş. Kızı... Kızı öldürmüşler la yalan. Şş.
kişi izle de. Baksanıza incele diye tuş var. Ben de zannettim ki hani eğilecek diyecek ki ya işte bunu öldüren şu mu bir şey çıkacak zannettim. Bak. She is dead. Fuck! Bir bölüm harcadım lan ben orada. Of. Gidip bunu babasına falan söyleyebiliyor muyuz? Bey bey sen burada eşek gibi otururken kızın ölmüş falan desek. Anasını satayım ya, quest'e bak. Quest'e başladığımdan daha mutsuz bitirdim ya. Kaleye geleceğiz, prensesin babasını kurtaracağız falan. Babası bize sarısı dal verdi. Dal veriyor. Bak bir şey göstereceğim size şimdi dalla ilgili. Quest değil, elektrik faturası. Hay babanın kemiği, kurdu köpeği takıldı yine peşimize ya. Herife kızın da öldü falan dediğimizde bir şey olacak mı acaba bu quest'te? Ne bileyim, incelemelerde çünkü diyorlardı ki şu an böyle bir... Osurtuyor. Yan görevlerde ağladığım oldu falan diyordu millet. 10/10 yan görevlerde osurarak ağladım. Öyle bir yan görev yazmışlar ki. Ama öyle bir yan görev yazmışlar ki. Öyle bir yazacaksın ki yan görev. Babası da öldü. Ha, iyi baba ölmemiş. Hacı baba, kızın ölmüş. Kılıcı aslanlardan aldığın için sana minnettarım. Artık burada görevim bitti. Irina'yı kurtarıp günlerimi onunla geçireceğim. E baba ben demin... Sayende Irina'ya kavuşacağım. Gelecek günlerimi Irina'yla geçireceğim. Irina'nın yumuşak bir doğası vardır. İnşallah başına bir şey gelmez. Hay Allah, biz o boss'u demin de kesmiştik ya. Sen onu demin niye koklayamadın? Hadi inşallah kızın başına bir şey gelmez vallahi. Ben de çok endişeleniyorum. Kızın bağırarak öldüğünü adama söyle diye seçenek çıkmıyor arkadaşlar. Bağırarak mı öldü ondan da emin değilim. Belki bağırmadan ölmüştür şimdi. Ne oynuyorsun? Sinirleniyorum aşkım. Sen ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun aşkım? Ha? Ne oynuyorsun? Ne? Ne oynuyorsun? Elden miyim aşkım? Hala mı ya? Tabii her zaman. Ne haber chat? Aşkım. Adamın yüzü güldü. Elden Ring çıktı. Adamın yüzü güldü. Çok yoruldum. Neler çektin? Çok memnunsun halinden. O ayrı. Şuna bak resmen yüzüne can geldi ya. Öyle mi? Tabii ya. İyi bari. Bir yaşam öpücük. Enerjin falan güncellendi. Bir öpücük ver bari. Ey Allah'ım ya. Adam resmen kendine geldi. Depresyondaymış da çıkmış gibi oldu ya. Çok ilginç bir şey. Yani güzel oyun, güzel film bunlar önemli ya insan hayatında.
süreden beri sürekli birbirinin aynısı çer çöp tüketip duruyorduk. Adam kızın yanına mı gelecek şimdi acaba? Nasıl bir şeymiş? Niye ölü köpek vardı bu arada? Çok kötü bir şeydi o ya. Canavar köpek miydi? Canavar köpek. Hmm. Aynı güzel yavru ya. Aa, adamın kızını öldürmüşler. Greener. Dayı? How could this be? My daughter deserved better. Kızım daha iyisin. Sen kalede kuş gibi oturacaksın ha. Tabii. I chose duty over my daughter and... Ceren Hanım, siz ne zaman bulaşıyorsunuz bu illete diyor. Pazar akşam ben de bulaşsam mı ya? Pazar akşam o yayınımız olacak mı Sayın Sunur? Olmayabilir. Yeah! Bir bakalım hayata dair. Ne diyor şimdi bu? I'll find them. The foul wretches responsible. Salladı beni. Ben yarın kendi Facebook kanalımda oyun yayını açacağım arkadaşlar. Araba sürüp türkü söyleyeceğim ya. Vallaha başka hiçbir şey vaat etmiyorum. Araba sürüp türkü söylemeyi planlıyorum. Çok güzel olmuştu böyle. Geçen öyle yaptık ya. Sungur dolmuştu RP'si falan yaptı. Acayip iyi geldi yani. Forza diyorsun ha? Forza Horizon mıydı o? Senin 8'e sen indirmek lazım onu. İndirmek lazım. Bu da güzel benziyor. God of War'dan iyi mi? Bence iyi. Manzaralar çok güzel. Ay deniz. Çok da iyi değil. Aa güzel, hayır güzel. Yani. Aa dalgaları filan. Güzel. Bir Sea of Thieves değil ama güzel. Bu hayvan ne hayvanı böyle ya? Öküz mü bu? Ne bu? Yakla at arasık bir şey. Aa çok tatlı. Değil mi? Evet. Atlıyor böyle bak. Yukarıdaki ağaç neydi? Işıklı ağaç. Dünya ağacı. Aa! Nasıl bir ortamda burası? Burası nasıl bir ortam? Alemler arası. İsmi o. Araf mı? Ha, The Lands in Between. Ha, sen bunu bana eski versiyonunu mu göstermiştin? Fragmanını başka bir izletmiştim. Şeyle mi karıştırıyorum? Fragmanını izletmiştim. Burası bildiğimiz Araf mı? Bildiğimiz Araf değil, bu dünyanın Arafı. Ceren abla ilk yaratıkta bağırarak oyunu kapatır dendi. Arkadaşlar, grafikler güzelse, manzara varsa, böyle atımı, arabamı kenarına çekip çay içebileceğin manzara varsa kapatmam. Bağırabilirim, ölebilirim ama kapatmam. Ay çok güzel deniz. Ay Araf böyle bir yerse Araf'a gidelim. Keşke öyle olsun. Abi ben ne var ya? Oo. Abi ne? Mezarlar. Birileri mi çıkmış mezardan? Birileri soymuş işte. Mezarları belli. Aramışlar. O bir tane çıktı. Orada hayalet gibi koşan biri. Bunlar ne böyle? Valla karışık yerler aşkım işte. Araf ya. Köpek herkes var. Yerleri tekmeleyip ulan ağraları atarak geçeriz bossları deyip. Biraz zor Elden Ring. Çok kolay ama bir oyun değil. Ama manzaralar güzel ha. Acımasız bir oyun yani. Ben artık bence yerleri tekmeleyip bağırmam ya. Bence de olgunlaştım ben. Ben artık sen o günleri. Bence geçtim o günleri. Evet. Bağırabilirim. Geride kaldım. Sinirlenebilirim ama eskisi kadar değil ya. Zannediyor. Öyle de böyle de God of War'u bitirdik neticede yani. God of War bundan zor zaten. Sen bundan zor oldu. Beni yeme. Bana yanlış bilgi verme. Tabii. Öyle diyeceksin, inanacağım. Sonra hakikaten bağırıp çağırarak öleceğim. Bunun ortalama bir dövüşü God of War'un son dövüşü kadar zor. Öyle mi? Tabii. Wow. Ben de paso gezerim, tozarım, manzaralara bakarım. Allah Allah, Ceren bu oyunda bağıra çağıra küfredeceğine eminiz. Niye? Çok şerefsiz bir oyun çünkü. Öte yandan şu güzel işte bak. Sırtına kılıcını vurup yakına binip arazilerde koşturuyorsun. Manzaralar çok güzel ya. Bir yandan yağmur var, bir yandan deniz var. Tam benim sevdiğim iklim. Ay değil mi? Ya. O da mı
canavar. Burada hiç hasar almıyor mesela. Şimdi dövme. Bir daha yapıyorum şu an. Vursan öldürürsün de niye burayı dövdün? Niye burası? Tabii tabii. Gariban yazık. Aa ateş varmış burada. Burada işte yani şey Hristiyanların lütuf dediği benim zarafet diye çevirdiğim şey. Lost Grace. Kayıp lütuf ya da zarafet ne olduğunu tam bilmiyorum. Grace'in Türkçe karşılığını tam emin değilim. Bağlamını bağlı. Divine Grace ise evet ilahi lütuf. Yani divine mi değil mi emin değilim. Souls oyunu bu perinin dediklerinden. Okey. Biliyorum. Ama manzara çok güzel. Bu ne? Ha ne olduğunu bilmeden her yanına gidiyoruz. Mübarek. Ya bunda bayağı dini motifler mi var? Çok. Hadi ya. Hmm. Araştırsak gerçeği var mı? Bir şeyler yok. Öğrenir miyiz? Kendi yani Hristiyanlık ve farklı bir takım felsefi düşünüşle kendi mitolojilerini yazıyorlar her oyunda. Tarikat, onların da ayrı sevenleri var. Var. Aa. Peki sen bana sabırla bunları anlatabilecek misin ben oynarsam? Yok. Ya. Hayır. Ya çok uzun ve derin ve güzel yazıyorlar. Bunları anlatan videolar çekiyor millet. Öyle gerçi mi? Bilmiyormuş Türkçe Souls oyunlarını zorları anlatan videolar mı diyorsun? Peki bu burada böyle sevap kazanıp cennet kazanmak zor mu çalışıyor? Çünkü Arak'ta başka ne yaparsın ki? Aynen öyle. Böyle dünya ağacını işte koruyan Elden Ring diye bir şey var neyse. Günlerden oluşan bir müzik olduğunu tahmin ediyorum. Çok kırılmış. Onun kırılması ile işte denge düzen bozulmuş, dünyalar birbirine girmiş, farklı diyarlardan kaleler gelmiş. Ha, gökten kale düşmüş. O yüzden burası dünyaya benziyor. Evet, dünyaya benziyor ama dünyaya benzemeyen çok yeri de var işte. Bir sürü alem birbirine girmiş. Biz de burada bu yüzüğün böyle lütuf gösterdiklerimiz, tam anlamıyla lütuf göstermek aslında. Hani biz lütuf göstermeyi çok normal şeyler için kullanırız ama ilahi anlamda lütuf göstermek işte sütten bir varlığın seni seçmiş sen yol göstermesi ya. Allah rızası kazanmaya çalışıyorsunuz yani. Evet, rün rızası. Sevap işleyerek Allah rızası kazanmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Baya baya ibadet ediyorsunuz bu oyunda yani. Gibi. Doğru mu anlıyorum? Öyle okunabilir. Böyle böyle sevap pointleri arttırarak cennete ulaşacaksınız. Farklı bir takım şeyler de var bizim gibi böyle. For business mi? Read message. Yeah, read message. Dünyadaki diğer vatandaşlar da yazı bırakabiliyor da. Merchant ahead. For business. Kim? Elleh diye tapınak da var abi orada. Elleh'in tapınağı var. Wow. Ha. Götüreyim mi sen Elleh'in tapınağını? Yok yok ben gideyim de çeviri yapayım biraz. Sen çay falan ister misin? Aa, çok çarptıdayım ben. Pazar akşamı bana da açarsan bu oyunu. Elden Ring'i mi? Ha. Açamayabilirim ya çünkü galiba tek save var. Yes, right this way. Ya benim kaldığım yerden oynayabilirsin istersen. Yok. Senin oyunu bozmayayım. Bozmazsın. Benim oyun bozmazsın da yeni oyun açarsam oyunu daha rahat bozulur. Neyse sen bitir belki sonra oynarız. Çay vereyim mi? Zalim bir tüccarmış. Olur aşkım içerim verirsen. İyi geceler chat. Aşkım oynarız yarın Elden Ring istiyorsan. Ama sen bitir de ben başlamadım. Yani şey değil. Ben ortasından dağılmak istemem. Bu hikayeyi böyle geniş geniş anlatan bir oynanışı yok bunun. Bunu böyle sağdan soldan topluyorsun. Bunların hikaye anlatışları biraz farklı. Gezdikçe ipuçları topluyorsun. Dünyadaki motiflere biraz benzetiyorsun. O yüzden bu oyunların böyle ne anlatmaya çalıştığıyla alakalı baya baya YouTube kanalları var. 6 senedir falan. Herhalde Dark Souls şunu anlatıyor falan diye böyle. Esrarengiz ve full sembolizm. Ay çözeriz hepsini. Bütün şifrelerini çözeriz. Biraz felsefe, biraz da mitoloji biliyorsan çok daha rahat anlıyorsun bir sürü şeyini. Oha. Çünkü Japonlar okumuş adam. Buna da mı Japonlar yapmış? Anladın mı? Aradaki güzellik o zaten. Batı'nın oyununa gidiyorsun. Batı'nın oyunu dediğin ne? God of War.
Oğlum hızlıca karşıya geçme. Tanrılar ne kadar kötü ya vallahi ya. Hadi bitti. Lütfen bir de korkup salıp laf etmeyiniz. Ya film gibi oyun yapıyorlar. Bunda ne olduğunu anlamak için millet oturuyor 40 dakika 50 dakika essay yazıyor. God of War'da da bayağı unutma evlat. Sidirine yenik düşmemen lazım. The game yani. Neyse. Sonra konuşuruz. Oh, Elden Ring. Bir sliver, Lamp of Fresh, Trinyaz Lili. Bu herif full kutsal item satıyor ha. Kaosu Sleep Build Up, uyutan ok. Hand Axe. Armorer's Cookbook. Nomadic Warrior's Cookbook. Gold. Festering Bloody Finger, kanlı parmak. Başkalarının dünyasını basmak için gerekiyor. Hayvan bağırsakları, et. Bunlar hep craft için. E şu nomadic cookbook'ları alalım bari ya. Bunlar da bir şeydir yani. Riveted Wooden Shield. Çok da bir boka yaramayan tahta kılıç. Güzel. Bu arada 2 saat olduk mu ya? 2 saat olmuşuz valla. Sevgili YouTube, bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Şu arada ileride bir kuyu daha var. Oraya gitmeye çalışacağım. Bakalım neler göreceğiz orada. Kuyu diyorum, kale var. Oraya gitmeye çalışacağım. Bakalım neler yaşayacak orada. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz YouTube. Haydi hoşça kal. Bay bay. Ha YouTube playlist falan var aşağıda. Biliyorsun onu. Videolara like basman lazım. Yorum yazman lazım. Bunlar algoritmamız için önemli. YouTube'a attığımız serilerden ötürü YouTube kanalımızın genel tavsiye algoritmasını kısmasın diye. Oyun serilerinde bilhassa normalden daha fazla yorum, normalden daha fazla like bekliyorum sizlerden. Bunu unutmayın. Haydi görüşürüz.